Evet, cümleden herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz ben İsmail Tırık, bir YouTube kanalım var, bir YouTuber'ım. Buradan destek olan herkese şimdiden teşekkürlerimi cani gönülden bir borç olarak görüyorum arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Şimdi ben nasıl bir YouTuber'ım? Biliyorsunuz YouTube'a ben 2019 yılında başladım. 2005'ten beri bu YouTube programı var ama ben geç kalmışların içerisindeyim. Ben 95'ten beri internet aleminin içerisinde olan bir adam. Geç kalmışlıklarımın en büyük pişmanlığını yaşıyorum şu anda. YouTube algoritmasında çok uğraş gerektiren bir olay YouTube. Başarı elde ettikten sonra da çok kolay olan bir algoritma sistemi. Tabii başarıyı elde etmek herkes için çok zor olabilir. Bazılarının başarı kendiliğinden geliyor, bazıları da çok uğraşıyor, gelmiyor o başarı. Nerelerde hata yaptım ben YouTube'a başladığımda onu söylemek istiyorum. Yani YouTube'da nerelerde hata yapıyoruz ve YouTube algoritması nasıl çalışıyor, bunlarla alakalı bir video yapmak istedim. Biliyorsunuz akşamları karanlık çıkıyor videolarım, ekipmanlarım eksik olduğu için profesyonele döneceğim. Az bir zamanımız kaldı. Bir zaman sonra artık 3 ay olur, 5 ay olur profesyonele döneceğiz. Bunda kesiniz. YouTube'da başladığımızda birdenbire videolarımız izlenecek, tutunacak zanneden arkadaşlarım yanılıyorlar. YouTube çok zor bir olay. Ama videoları da, bu herkes için geçerli değil. Başarabilenler de başarı kendiliğinden gelebiliyor. Nasip meselesi diyelim. Yani şansa inanmayanlardan nasip meselesi diyorum. Yapın. Elinizden geldiği kadar bir şeyler yapın. Ben 2 yıl başarının gelmeyeceğine inanıyordum. Bir anda başarının gelmeyeceğini biliyordum. Tabii başarısız bir adam değildik ama olmuyordu. Bir türlü olmuyordu yani. Kameramızı çeken olmuyordu. Videolarımızı çeken olmuyordu. Kameramızı tutan olmuyordu. Olmuyordu yani. Ya aksilikler çıkıyordu. Evin içerisinde videolar yapmaya çalışıyordum. Olmuyordu. Oluyordu ama hep bir aksilik, hep bir kavga, hep bir tartışma oluyordu yani. Neyse, bunlarla sizleri oyalamak istemiyorum. Asıl videomun özetine geçiyorum. Tabii güzel kaliteli içerik çekerseniz YouTube'da insanların sadece Türkiye üzerine değil dünyanın izleyebileceği videolar çekerseniz siz büyük başarılı bir YouTuber olabilirsiniz. Bunun için de öncelikle imkanı olanlar ekipmanlarını, yani 4K HD'deki telefonlarını veya iPhone tarzındaki telefon, iPhone demiyorum ya, İlk başlarda Samsung tarzı telefonlar da yetebiliyor. Ama güzel, tabii ki imkanı olanlar, daha kaliteli içerik çekebilecek durumda olanlar varsa da, bu aslında kaliteye de bakmıyor ya. Bu sizin ilginç videolar yapmaya, yani dikkat çekmeye bakıyor aslında. Yani çok güzel video yapabilirsiniz, hiç kimse izlemeyebilir. Burada iki tane absürt bir video yapabilirsiniz, dünya izler. O size kalmış, sizin yeteneğinize kalmış. Kobya çekebilirsiniz, kobya en büyük başarıdır. Yapacak bir şey yok. Ben çekmiyorum kobya. Ben içimden geldiği gibi içeriklerimi uygulamaya çalışıyorum. Ama tabii dünyadaki YouTuber'lar da kobya çekerek bazı şeyleri yapıyorlardır. Dünya Türkiye'deki televizyon programlarında da olabiliyor. Ama tabii ki ben size derim yani biraz YouTube'da, YouTube'un nasıl bir algoritma sisteminde çalıştığını öğrenin demek isterim. Buradaki yaptığım hatalar bazen imkanlarınız oluyor, bazen olmuyor. Benim çok imkanlarım vardı. 2 yıl sonra ben YouTuber olduktan sonra olacağıma inanıyordum çünkü. Hiçbir zaman pes etmedim YouTube'da. Şu anda da hiçbir zaman pes etmeyeceğim nasip kısmet olursa. Hala zorlanıyorum, evet, bak öğle molalarımda video çekiyorum. Akşamları çekiyoruz, karanlık düşüyor. Pes etmedim. Ama başarının bir gün geleceğine inanın. Ben eskiden şu başarımı anlatayım. İlk başladığımda senede 1000 görüntülenme çok zordu. Sonradan ikinci seneye geldik, 2000 görüntülenme çok zordu. Üçüncü seneye geldik, 2 seneden sonra pes ettim artık, biraz ara vereyim dedim ama gene ilgileniyordum kanala, hep bırakmadım. Üçüncü yılın sonunda arkadaşlar biliyordum, başarıyı yakalayacağım biliyordum ben. Ama çok param vardı o zaman, o dönemlerde. Onun için ara vermiştim biraz da YouTube'u. Şimdi tekrardan bir çöküşe düştük. Şimdi tekrardan bir çıkışa düşüyoruz. Ama şimdi patladı, kanalım büyüyor. Hızlı bir şekilde büyüyor. Sağ olsun aboneler oluyor, izlemeler, yorumlar. Avrupa'dan, bütün dünyadan izleme alıyorum şu an. Onun için profesyonele dönmek için yanıp tutuşuyorum ama olmuyor işte. Yani maddi imkansızlıklar olabiliyor. Bazen maddi imkanımız iyi oluyor.
Şu aralar bozuk ama düzelteceğiz nasip kısmet olursa. YouTube ilginç videolar yaparsanız daha çok sizi ön plana çıkartıyor. Ve YouTube her attığınız videoda da milyon izlenecek diye bir şey yok. Her attığınız videoda 3-5 ay sonra milyona tekrar dönecek diye bir şey yok. Bir algoritma var. Attığınızda tat çat 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 1000 gösterime gidiyor. Ondan sonra video duruyor, daha gösterime sunulmuyor. Ama pes etmeyin derim ben size. Azimle, sabırla. Benim gibi. Ben günlük 10.000 görüntülenme alıyorum. Milyona gidiyorum. Aylık 200.000, 300.000 görüntülenme alıyorum ve milyona gidiyorum artık. Bu belki de bir gün gelecek. Günlük milyon görüntülenme almaya çalışacağım ve aylık beni 600, pardon, haftalık beni veya aylık 600.000 gösterime sunuyor YouTube. 200-300.000 de görüntülenmeye tekabül ettiriyor. Yani şu an yaklaşık 2-3 milyon görüntülenmeye sundu beni. 600-700.000 izlendi. Onun için pes etmeyin diyorum. İlginç, güzel içerikler üretirseniz, bu her şey olur. Çocuk videoları olur çocuksanız. Aile videoları olur. Yemekteyiz programı aile içerisinde olabilir. Yani size kalmış her şey olabilir. Yani kendinizi izledikten sonra benim gibi tahtayla da oynasanız olabilir. Olabilir. Yani elimizdeki parasız imkanlarla içerik üretmeye çalışıyoruz. Yemek programları yapıyoruz. Karanlık çıkıyor videoları. Gündüz ışığından fayda. Bugün Allah'tan güneş yok. Ama güzele dönecek miyiz? Evet. Ben gene umutsuz ve ümitsiz değilim. YouTube'da yaşamıyorduk daha öncesi ama tabii ki ben de güzel video yapmak istiyorum artık. Yani izleyicilerim var. Belirli bir kitleye ulaştık. Ben de istiyorum yani. Artık sabırsızlanıyorum. Ben de artık güzel videolar çekmek istiyorum. Çünkü büyük bir başarı yakaladık. Artık bizi dünya izliyor. Türkiye'de izliyor. Çok sağ olun. Azerbaycan'da izliyor. Çok sağ olsunlar. Almanya'dan da izliyorlar. Çok sağ olsunlar. Yani Avrupa'nın bütün ülkeleri, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Böyle YouTube olaraktan güzel videolarla yine geleceğim. Profesyonel olarak geleceğim. Her şeyin bir vakti, zamanı var. Buradan tüm destek veren bütün dünyadaki insanlarımıza sevgiler, saygılar. Hoşça kalın, dostça kalın. Unutmayın desteklerinizi. Görüşmek üzere.